Daha Çin'de başladı, Asya'dan başladı. İstersen cemaatı 3 günde Çin'i düz eder. 2 milyara hali var orada. 3 günde 2 milyara sinsere. Yüzlerle insan, binlerle insan. Gömmeye hiç yok. Zaten günceye kadar da tutar tutar. Yakınlarını başlarına çizler. Yağın o torbaların içerisinde cesetler ve tepe gibi yığılır. Yaklaşmayacaklar, yiyacaklar o şey torbalarına. Yani torbaların içerisinde durup bağlayıp bir meydana götürecekler. Üzerine ilaç döküp uzaktan onları ateşleyecek ki Allah o şeyler gelmez. Ne kadar yaksa o gelecek yerini. Ordu ihtilali yok şimdi. Ordu ihtilal yapacak değil. Millet kendi kendisine şahlanacaktır. Millet kendi kendisine de şahlandığında Allah'ın inayetiyle şahlanır. Onu isteriz biz. Onu bekliyoruz yakınlar. Bu heyecanıyla bir gece bunlar ayağa kalksa bunları ne ordu yatıştırabilir? Hepsi Kur'an, iman aşkıyla dolu 70 milyonlar memleketin içinde haydeyin dese. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Kıvılcım birden 11 tarafa, Geryan Nasır birden bir uçtan bir uca yayılır gibi bir de kaplasa memleketi sabaha kadar bizim hiçbir şeyimiz kalmaz. Üç imam gibi çıkacak milyonla adam var. Şimdi Türkiye'nin içinde kolay değil. Bu gibi içeride. Korkmaları lazım. Çünkü zapt olmaz. 70 milyon orduyla zapt olunmaz. Ordu da bizim ordumuz. Kafir ordusu değildir ki Müslümanı ateş edecek. Yok, eli tetiğe varamaz. Müslümanı ateş etsin. Allahu Ekber diye dalgalanan milyonların üzerine ateş edecek adam bulunamaz. Yakında meydana gelecek olan çok meseleler var. Akıllarına, fikirlerine gelmeyen. Onlar zannederler ki bu devir böyle kıyamete kadar. Daha 2000'i sayıklar onlar. 2000 yılının 2010. yılda elektrikler böyle olacak. 2020 yılında barajlar böyle olacak. Hay barajların içinde batasıcalar. Efendim. Bütün sistem değişecek. Ağaç içinden çürümüştür. Yıkılacak. Devamı yok şimdi bunların artık. Seçimlerin olacağı ay Haziran. Haziran. Recep'ti. Bir şey olacak o ayda. Bilmiyorum. Bunların normal saydıklarının üzerinde anormal bir hadisenin hukuku beklenmektedir. Belki de bu meclis bir kere daha kurulmayacaktır. Belki de bu seçim sistemi büsbütün kalkacaktır. Belki de Türkiye'de tek kişinin hükümranlığı mevzu bahs olacak, başkanlık sistemi derler. Bu nefes, Peygamberimizi nefestir. Abdullah konuşmuyor burada. Abdullah bilecek bir şey yok burada. Cemadet olarak geliyor buraya. Radyo gibi geliyor buraya. Bu çubuk gibi geliyor buraya. Buradan bu çubuktan çıkan nefes, Peygamberimizi nefestir. Ahamiyet vermeli ona. Bir sıkat etmeye lüzum olan masalayı geliyor şimdi Peygamber'den. Ben kendime nasihat ediyorum. Siz bilmiyor, size nasihat ediyor diyerek değil. Ben kendime nasihat ediyorum. Kendini vücuda eden nasihata siz dinleyiniz. Şimdi bu makamda 7 zat durur. 7'si de benim yerimde durur bunlar. Benim önüme gelmez. Bunlar ruhani kuva sahibidir. Benim bulunduğum mecliste bulunacaktır. Benim dediğim vakitinde ben kimi temsil ettiğim bilirler onlar. Onun için öyle duruyorlar. Ben nefsimle benim demiyorum. Benim dediğimde ben Beyşek Efendi Hazretleri'ni temsil ediyorum. Odur bende zahir olan, onda da zahir olan peygamberdir aleyhissalatü vesselam. Peygamberde hak zahirdir. Onun için 7 zat ruhanilerdendir. Bizim meclisimize hazır olurlar bizle söylesek almak için. Çünkü bizim söylediğimiz zambayı mabeynel mağrı masifin arasında söyleyecek adam yok şimdi. Mevzul yok. Var. Bilir ama izin yok konuşmaya, kendini aşikare etmeye. Dördüncüsü seyre anillah'tır. İşte bunu söylemek için. Allah'tan seyir. Dördüncü safayı idrak edenler sosyal vazifesi olan velilerdir. Onlar artık bir kenara çekilip de
sabahtan akşama kadar riyazatla meşgul olmazlar. Onlar terbiyesi kendilerine ait olan insanların terbiyesiyle meşgul olurlar. Şeyh Nazım'ın benim sosyal vazifem var, ben bunun yaptığını yapamam demesinin sebebi budur. İlk üç derecedeki insanlar çekilebilir. Dördüncü seyir safhasını idrak edenler artık memurdurlar. Muallim gibidir. Muallim bir derse girse de hiç konuşmasa olur mu? Oraya bir şey öğretmek için girdim. Bunlar da toplumun muallimleridirler. Çünkü başladıkları yere dönmüşlerdir. Yaşadıklarını kendi işlerine mahfuz tutarak yavaştan muhataplarını hak ve hakikate teşne hale getirirler. Şeyh Efendi'nin sözünün arka planını anlayasınız diye söyledim. Lakin Şeyh Efendi çok mustar kaldığı zaman babonun yaptığı işlerden daha harika işler yaptığına ben şahidim. İstedikleri anında mühürü teslim etsin Gül. O bir beye de bilgir, ısrar etme hiçbir şeyde. Bir şey yapacağız diye vakit zaten kalmadı. Kapıda harp. Harp girdi mi? Efendim buzdan buz olur. Müjdeler olsun size. Doğdu batmayan güneş, işte müjde. Evet, Rabbimin lütfuyla batmayan güneşin doğuşuna inşallah az kaldı. Yanımızda emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi var. Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı, aynı zamanda bu İslam Birliği Kongresini düzenleyen ASSAM'ın yönetim kurulu başkanı. Bugün soruyoruz, İslam Birliği olacak mı? Olacak. Nasıl olacak? Ne zaman olacak? Mehdi Hazretleri geldiği zaman olacak. Amenna ve sadakna. Mehdi Hazretleri ne zaman gelecek? Allah Teala bilir. Peki bizim bir işimiz yok mu? Ortamı hazırlamamız gerekmez mi? İşte ASSAM bunu yapıyor. Evet. Yani bu ortamı hazırladıktan sonra inşallah İslam Birliği olacak. Çünkü Rus Türkiye'ye girer, Amerikan Şam'a girer. Çünkü Amerikan müsaade vermeyecek. Daha aşağı inmesine Amerikan her cihetinden kara harekatını şeyden başlatacak. Irak'tan Türk'ün orduları da yukarıdaki o Rus'la beraber aşağıdaki Şam'la beraber olacaktır. Onun için Rus'un Türkiye'ye girmesi umumi harbi çıkarır dedi Şeyh Kadınlar. Muhtiye Harbi Hazreti istihraç ediyor. Öyle olduğunda ordu aciz kalır, ikiye bölünür. Buradaki ordu NATO'nun emrine girecek. NATO dediğinde Amerika buraya kuvvet edilecek, açacak, bitirecek bu işin. Hani burada harp olmaya imkan bırakmayacak. Çünkü ikmal alamak, oradaki ordu hareket eder. Elindekini attıktan sonra gerisini getirmez. Çünkü donanma tutar artık, elinizi tutar. Öyleyse bu buradaki efendim Amerika'nın kontrolü. Şam'da, Irak'ta, İran efendim Suriye, Lübnan, hep Arabistan, hepsi Amerika'nın kontrolünde durur. Ötekiler yukarıda birbirlerine haşimleş olurken Alman bir taraftan hücum edecek, İslamları bitirmek için. Japon da Rus'u Asya'dan sürmek için yürüyecek. Kızılca kıyameti koparırlar. Bu atom bombaları bilmem neler kontrolden çıkmadan istediklerini yapacaklar. Bu arada bir sayha çıkar, bir tekbir alır. O tekbir ile bütün bunların ateşli silahı dediği, yani kompütörlerin durması manasına hepsi durur. Sonra iş yürür bize taraftır. Her hareket bize taraftır. Kamali ulaştığında oraya gideceğiz. Denizlerde, karalarda, her tarafta. Bilmiyoruz diyor. Hangisidir? İşleten çalıştıracak şeyi ateşleyecek. Bilsen bastırırsın diyor. Üstünde çok yerinde varmış o şeyler. Microchip. Onun için kontrolden çıkacağı muhakkaktır diyor. Kontrolü alabilmek imkanı yok diyor şimdi. Tek olsa belki onu durdurtmaya bir yol bulur. Lakin hangisinden ateşlenecek farkında değil. O kadar varmış. İçinde, dışında, üstünde, başında. Onun çündür ki hiçbir devlet aklı başında olduğu müddetçe atom harbına girmeye kendini zorlamaz. Tehdit eder, korkutur, ürkütür ama ona basmaya cesaret etmez. Çünkü bunun basmasıyla beraber ortanın haberi olup o da karşılıklı. Karşılığını verecek ya, düşmesini beklemeyin. Lakin bu şimdi kontrol, o zaman kontrolündeyken kimse basmaz, cesaret etmez. Kontrolden çıkınca kim kime tutsun? Onun için 7'den bir kişi kalacak derdi şey kadar. 7'den bir kişi. Hakikaten yani mahdut sayıda değil, bütünüyle patlayacak bunların hepsi. Cehennem gibi olur dünya. Cenab-ı Hakk'ın emrine dönmeseler çare yok. Ordunun hareketine emir geldiğinde bak göreyim, paşaları bakalım. Bundan nasıl sıyrılabilir? Çok tehlikeliydi çünkü. Vaziyet haddinden fazla tehlikeliydi. Peki maşallah bizim milletten daha geniş millet yok. Bizim hükümetlerden daha rahat hükümetler dünyada. Kimisi eski hikaye okur, kimisi tayyareyle dolaşır gider, kimisi olmadıkça
şeyin arkasında koşturur. Halbuki bugünkü tehlike, dünya tarihinde olmayan tehlike var şimdi. Onun için şimdi Mehdi Aleyhisselam gelmezden önce bu yolun yırtılıp açılmasıdır. As-salatu ve-selamu hak cezbesi dursun. Amin. O cezbeyle inşallah bütün millet cezbelenecek. Cezbelendiği vakitte başka bir Türkiye meydana gelir. Başka bir ruhaniyet ve nuraniyet gelir oraya. Burada o zaman kavga biter. Birbirleriyle darılma, birbirlerinin aleyhinde uğraşma aradan kalkar. İlahi muhabbet Peygamber aleyhissalatü vesselamın mübarek kalplerinden kalplerimize aktarılır. Muhabbetle birbirimize bağlanırsınız. Ve zahirde Cenab-ı Allah bu memlekete, bu yurdumuza bereket vermiştir. Manevi feyizden de feyizlendiği vakitte cennetten bir müd'a olur. Elbette ki sizin atalarınız 600 sene Allah'ın dinine hizmet etmiş. Peygamber sancağını taşımıştı. Onların hizmetine mukabil sizi Cenab-ı Allah mükafatlandıracak, zayi edecek değildir. Namaza dikkat edin. Şimdi kul hakkından söyledik. Lakin Allah'ın hakkına dikkat edin. Hiç olmazsa iki rekat kılın. Namazsız kulun değildir diyor Cenab-ı Hak. İki rekat kılsanız Cenab-ı Hak kulundur der. Secde etmeyen kulun değildir diyor. Buna dikkat edin. El-Fatiha. İşiniz gücünüz rast gelsin. Duadan eksik edin. Beyefendiye selam söyle. Allah razı olsun. Allah baş üstü. Şeyden. Ya Tayyip Bey. Tayyip Bey bu kadar kanla bilirim ben. Nasıl ya? Namaza dikkat et. Bıyığını da kesme, davran. Öyle yapalım. Güle güle. Güle güle. Maşallah, maşallah, maşallah. 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 Allah'ın şükürler olsun.